Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı 2022 yılında yayınlamış olduğu yeni kavrama testleriyle gençler dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler bu videomuzda kavrama, kazanım kavrama testi 7 yani rasyonel sayılarla işlemler 1 ile dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuza şöyle yukarı kaldırarak dersimize başlayalım. Eksi 3 bölü 10 ile eksi 1 bölü 2'yi toplayacağım gençler. Normalde öncelikle toplamışta mutlaka paydayı eşitlememiz gerekir. Bakın 5 ile genişleterek yazacağız. Normalde eksi 3 bölü 10'u yazdım. Artı 5 ile genişletirsem eksi 5 bölü 10. Paydalarımız eşit olduğu için gençler ortak paydayı 10 olarak yazdım. Eksi 3 eksi 5 daha eksi 8 bölü 10 oldu. E bunu da gençler uygun hale getirmek için şöyle 2 ile sadeleştirecek olursak eksi 4 bölü 5 olur ve doğru cevabı B şıkkı olarak işaretleriz. Evet ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza yine işlemin sonucu kaçtır diyor gençler ve topluma çıkarma işlemi görüyorum. O halde Paydaları ortak payda haline getireceğim. Bu sayımızı 4 ile bunu 5 ile bunu da 2 ile genişleterek yazalım. 4 ile genişletirsem 4 kere 3 12 4 kere 5 20 artı 5 kere 1 5 5 kere 4 20 Eksi. 2 ile genişletiyorum. 14 bölü 20 Ortak paydamız gençler 20 12 5 daha 17 17'den 14 çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 3 olur. 3 bölü 20 cevabını da A seçeneğinde doğru cevap olarak görüyoruz. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Diyor. Arkadaşlar A seçeneğinde 3 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü toplayacağım. Şöyle A şıkkı diyorum. Toplama işlemi yapabilmek için mutlaka paydaları eşitliyoruz. Tekrar yazarsam 3 kere 3 9. 3 kere 2 6 artı. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Topladım. 13 bölü 6. A seçeneği doğrudur. B seçeneğinde yine paydaları eşitleyeceğim. 3 bölü 2. Eksi 2 bölü 3. Gerçi 3 ve 2 ile genişletirsem. 9 bölü 6'dan 4 bölü 6'yı çıkarıyorum. 9'dan 4'ü çıkartırsam 5 bölü 6 olur diyoruz. Evet 5 bölü 6 gençler. Bakın burada 7 bölü 6 olduğu için bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı der. Şu C'de gençler çarpma işlemini direkt sadeleştirebiliriz. 2'leri sadeleştirdim. 1, 1 kaldı. 3'leri sadeleştirdim. 1, 1. Evet 1 bir ile 1'i çarparsam 1. 1'i 1'e bölersek de yine 1 olur. Bu ifade doğrudur. D'de de birinci sayımızı aynen yazıyorum. İkinci sayıda ters çevirerek çarpıyoruz. Buradan payları çarparsak 9, paydayı çarparsak 4. 9 bölü 4 doğrudur. Ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır dedik. Evet, devam edelim gençler. Şöyle kalemimi değiştiriyorum. Ve dördüncü soruya geçiyorum. Evet, dördüncü soruda yukarıdaki sayı doğrusunda. Eksi 2 ile 2 arası 16 eş parçaya bölünüyor. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Gençler öncelikle eksi 2 ile 2 arasında 16 iş parça ayırıyor. Gençler 2 ile eksi 2 arasında 2'den eksi 2 çıkaracak olursak aslında 4 birim sayı vardır. Şöyle düşünüyorum gençler 16'yı 4'e bölersem 4 gençler bu 4 bizim için ne demektir arkadaşlar her 4 noktada her 4 noktaya bir tam sayı gelecek demektir. O halde baktığımız zaman 1, 2, 3, 4. Bakın buraya eksi 1 gelir. 1, 2, 3, 4. Buraya 0 gelir. 1, 2, 3, 4, 1 gelir. Zaten burası da 2 bakın arkadaşlar. Her 4 noktaya bir tane sayı geldi. O halde baktığımız zaman a'nın değeri eksi 1 ile eksi 2 arasında Şöyle a diyorum gençler. Eksi 1 tam. Paydamız 4. Birinci adım. Yani eksi 1 tam 1 bölü 4'tür. E, B'nin diğerine baktığımız zaman 1 tam. 4'te 1. O da 1 tam. 1 bölü 4. Gençler bunları toplama ve çıkarma işlemi yapacağımız için. Öncelikle bileşik kesire çevirecek olursak. 4 kere 1. 4. 1 daha 5. Eksi 5 bölü 4. E bu da 5 bölü 4'tür gençler. Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim ve A seçeneğiyle başlayalım. A artı B diyor. Evet A yerine eksi 5 bölü 4 yazdım. B yerine 5 bölü 4 yazdım. E, eksi 5 gençler. 5 daha 0 bölü 4 olur. Bakın burası 0'dır arkadaşlar. Bunun 0 olması gerekiyor. O halde bu ifade yanlıştır diyoruz. Evet biz ne arıyoruz gençler? Doğru ifade arıyoruz. Evet A'dan B'yi çıkaracağım gençler. Şöyle B seçeneği diyorum. A'nın değeri eksi 5 bölü 4 diyorum. Eksi B'nin değeri 5 bölü 4. Burada eksi 5. Eksi 5 daha eksi 10 bölü 4 yapar. Gençler eksi 10 bölü 4'ü e, tam sayılı kesire çevirecek olursak eksi yazdım. 10 içerisine 4 2 kere. 4 kere 2. 8. 2 eklersem 10 olur arkadaşlar. Eksi 2 tam 2 bölü 4 olması gerekiyor. 1 bölü 4 yanlıştır dedik. E şu boşluk kullanarak gençler C'ye bakalım. Böyle C diyorum. A ile B'yi çarpıyoruz. Eksi 5 bölü 4 çarpı 5 bölü 4. Eksi 25 bölü 16. Bakın burada gençler eksi 35 var. O halde bu da yanlıştır. A'yı B'ye böleceğim. D'de. Eksi 5 bölü 4'ü. 5 bölü 4'e böleceğiz gençler. Bölme işleminde birinci sayımızı biliyorsunuz. Aynen yazar. İkinci sayıda ters çevirerek çarparım. Buradan eksi 5 ile 4 çarpımı Eksi 20 bölü 20. Burada da eksi 1 olarak buluruz. Bakın burada eksi 1 cevabı doğrudur diyorum. Ve denizi seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet 5. sorumuza geçelim. İşlemin sonucu kaçtır diye Gençler bir çarpma işlemi görüyorum. O halde Tam sayılı kesirimizi bileşik kesire çevirelim. 4 ile 1'i çarpın 4, 3 ekledim. 7. Eksi 7 bölü 4 çarpı eksi 8 bölü 7. Arkadaşlar öncelikle eksi ile eksi çarparsam artı olur. Okey. 7 ile 7'yi sadeleştirin. 1 kaldı. 8 ile 1'i çarpar 8. 4 ile 1'i çarparsam 4. 8 bölü 4 de 2 olur diyoruz. Ve denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, altıncı sorumuza geçelim. Evet, bir bölme işlemi görüyorum. O halde tam sayı kesirleri bileşik kesir yapalım. 5 kere 1, 5. 1 ekledim. 6 bölü 5. bölü 2 kere 2, 4. 1 ekledim. 5 bölü 2. Bölme işleminde biliyorsunuz gençler. Birinci sayıyı aynen yazıyorum. İkinci sayıda ters çevirerek çarpıyoruz. Buradan 6 kere 2 12. 5 kere 5 25. 12 bölü 25 cevabı A seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. 7. sorumuza geçiş yapalım. Evet, 7. soruda gençler işlemin sonucu kaçtır dedi. Arkadaşlar üstü ifadelerde bakın burada iki arkadaşlar çift olduğu için önceki taban ne olacak arkadaşlar? Artıya dönecek. O halde eksi 1 bölü 2'nin karesinde 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4'tür. Zaten eksi de gittim. Çarpı. 2 bölü 3'ün 3. kuvveti. 2'nin küpü 8. 3'ün küpü 27. Buradan sadeleştirecek olursam. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. 1 kere 2. 2 1 kere 7. 27. 2 bölü 27 cevabını denizi seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleriz. Devam edelim ve 8. soruya geçelim. 8. soruda hangisi yanlıştır diyor. Gençler 3 bölü 4'ün karesinde 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 doğrudur. 1 bölü 5'in 3. kuvveti, 1'in küpü 1, 5'in 3. kuvveti 125 doğrudur. Buraya baktık gençler. Kare olduğu için bakın bu çift sayı. Bu halde eksi artıya dönecekti. Bakın burada eksi olduğu için bu ifade yanlıştır diyorum. Ve sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Evet, 3 tek sayıdır gençler bakın eksi aynen duruyor. 1'in küpü 1, 4'ün küpü 64. Bu ifade de doğrudur. Burada eksi durduğu için gençler ne olması gerekiyordu? Artı 4 bölü 25 olması gerekiyordu. Bundan dolayı C şıkkı sorumuzun yanıtı olur diyelim. Devam edelim 9. soruya geçelim. Evet gençler 9. soruda 5 bölü 7 ile kareyi çarpmış. 1 buldu 5 bölü 7 ile üçgeni topladı. 0 buldu benden de kare ve üçgenin çarpımını istiyor. arkadaşlar öncelikle şunu biliyoruz zaten. Biz bir sayının çarpmaya göre tersiyle çarparsak 1 olur. O halde burada kutu yerine 7 bölü 5 yazmam gerekir. Bakın isterseniz hemen 7 bölü 5'i yazalım. 7 kere 5 35. 5 kere 7 35. 35 35'in 1 olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar sıfır olması için de toplama işleminde toplamaya göre tersi olacak. Toplama işlemine göre tersi olmalı. Normalde üçgenin değeri eksi 5 bölü 7 olur diyoruz. E çarpımı Evet arkadaşlar buradan 7 ile eksi 5 çarptım. Eksi 35. 5 kere 7 35 ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olur. İşlemimizin değeri A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Böyle A'yı işaretleyelim ve devam edelim. 10. sorumuza geçelim. Evet sevgili gençler işlemin sonucu kaçtır dedi arkadaşlar. Öncelikle devirli sayılarımızı kesirli hale getirelim. Şöyle düşünüyorum gençler, kuralımız neydi? Sayının tamamı Eksi devretmeyen kısım 2 Kaydıya virgülden sonra devreden kadar 9 Devretmeyen kadar 0 yazdım Bu da 25 bölü 90'dır 0 tam 10'da 3 3 devirli sayımız Sayının tamamı 3 Virgülden sonra devreden 1 tane var, bu da 3 bölü 9'dur İkisini toplayacağım gençler, 25 bölü 90 Artı 3 bölü 9 Paydayı değiştirmek için 10 ile genişletirsem 25 bölü 90 artı 3 kere 10 30 bölü 90 Ortak paydamız 90 25 30 daha 55 evet, 55 bölü 90 oldu gençler e Burada arkadaşlar 5 ile sade değiştirebilirim 90'ı 5'e bölersem 18 55'i 5'e böldüm 11 11 bölü 18 cevabını 5 şıkkında doğru Yanıt olarak işaretliyoruz. Devam edelim. 11. sorumuza geçelim. Evet, 11. soruda gençler, 0 tam %45'i 1 bölü 5 ile toplayacağız. Yani şöyle yazabilirim gençler. 45 bölü 100 olarak yazayım. Bunun da paydasını 100 yapmak için 20 ile genişletelim. 5 bölü 100 oldu. Buradan toplarsam 50 bölü 100. Bu da 0 tam Pardon gençler. 20 ile genişletsem burası 20. Dikâltelim. 20 ile genişlettiğim zaman 20 bölü 100 oldum. Evet, ortak paydamız 100. 45 20 daha 65. Evet yüzde 65'i de sıfır tam 65 olarak C şıkkında işaretleriz. Evet. 12. ve son sorumuza geçelim gençler. Evet arkadaşlar. 0 tam %8'i 0 tam 10'da 4'e bölmemi istiyor. Gençler bakın bunu şöyle kesir olarak yazarsam virgülden sonra gençler sayılarımızı kurtarmak için şimdi her ikisini beraber kurtarmak için gençler yüzde genişlettiğimi düşünüyorum. 0 tam %8'i yüzde genişletmek demek virgülü iki tane sağa çekerek 8 yazmak demektir. E, 0 tam 10'da 4'ü bir tane genişletirsem 4 olur. E, 1 0 gider. Bir de 0 eklersem 40 olur. Mesela 8 bölü 40'ı da ondalık kesir haline getireceğim. Böyle paydayı 10 yapabilmek için 4 de sadeleştirelim. 8'i 4'e böldüm 2. 40'ı 4'e böldüm 10. Bunu da 0 tam 10'da 2 olarak yazarsam denizli seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet gençler. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.